partilerine hem bize yönelik eleştirilerini dinliyoruz. Bu eleştirilerde katıldıklarımız da var, katılmadıklarımız da. Diğer partilerden istifa edenleri coşkuyla karşılayanların CHP'deki istifaları yerden yere vurmasını da ibretle takip ediyoruz dedi. İstifa ile ilgili Sayın İnce'nin istifası sonrası CHP sözcüsü Faik Öztürk'ten de şöyle bir açıklama geldi. CHP asırlık bir çınardır. O partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP'yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak ayrılanları doğru bulmuyoruz. CHP Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP 1919'da 1923'te açıklama yapan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunda neredeyse şimdi oradadır. İstifada sözlü beyan esastır diyerek de bu durumu böyle değerlendirdi Sayın Öztürk. Şunu da ekleyeyim Sayın İnce'den. Bizim asla ve asla işimizin olmadığı yer Cumhur İttifakı. Hedefimiz %50+1. Bölmek için Cumhur İttifakı yerine gitmemiz lazım. Ne bölmesi? Başka oy verecek yer yok diyenler için seçenek sunuyoruz. İyi Parti'den sonra gruptaki en çok milletvekili olan siyasi parti biz olacağız. Bu başlangıç. Milletin huzurunda söz veriyorum. Eğer CHP'nin İyi Parti'nin adayı Erdoğan karşısındaki herhangi bir aday en yüksek oyu alırsa ikinci turda onu destekleriz. İkinci tura Erdoğan karşısında sen kalırsan seni de destekleyeceğiz. Kendisini kastediyor. Bu kadar basit diyor Sayın İnce. Şimdi gelelim meseleye. Kartoğlu'ya başlayayım. Geç geldim adam. Geç geldiği için mi? Geç geldiği için onunla başlayayım. Şimdi bir dilini, üslubunu, ifadelerini ve en baştan Cumhur İttifakı ile kapıyı kapatmasını, ama buna rağmen CHP'den Cumhur İttifakı ağzıyla gelen eleştirisi artık ve bu ithamları bir daha okumama gerek yok, eminim sen de dinlemişsindir. Hı hı. Nasıl buldun çıkışını, ilk çıkışını? Aslında ikinci çıkış değil. Yani ilk açıklamasında daha evet. Önceden de bu hareket başlattığında bir açıklama yapmıştı. Şimdi beklediğimiz bir yazılı açıklama daha yapacak bu konuşmasından anladım. Bir de muhtemelen parti kurulduğunda bir açıklaması daha olacak. Yani böyle toplam 4 açıklamayı belki o gün biraz daha olgunlaşmış haliyle, partileşmiş haliyle birlikte değerlendireceğiz. Şu aşamada gördüğüm kadarıyla konunun, yani konuşmasının sözlerinin 1/3'ünü hükümete eleştirilere ayırıyor. 2/3'ünü partisine ayırıyor. Artık eski partisine ayırıyor. Çünkü önce orayla bir fark koyması lazım ki araya. Ne için bu hareketi başlattığı netleşsin. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin de teşkilatlarının da oraya niye gideyim sorusuna verecek cevabı olmaz. Öbür türlü olursa listelere girememiş, milletvekili seçilememiş yahut partiden dışlanmışların toplandığı bir yer, onların akıbeti hakkında yakın tarih bize bir şey veriyor. Bir takım örnekler gösteriyor. Bir şey var mı? Yani olmaz. Bir hava yarattı şimdi mı? Yani son, ben bu açıklamasında bir önceki açıklamasını daha öfke ağırlıklı gördüm. Bunu mu? Partisine kızgınlığını, ay bir önceki evet. Partisine işte. Kızgınlığını, bu işte memleket hareketini başlattığı zamanki açıklamasını. Bu seferkinde yine sertlik dozu yüksekti ama daha özgüvenli buldum. Herhalde biraz daha oturmuş anladığım kadarıyla, beklentileri biraz daha realize olmuş, bir önünü görebilmiş havası hissettim. Tabii bunu görmek için çok da beklememize gerek yok. Şimdi 3 milletvekili var. Eski milletvekillerinden katılım muhtemelen daha fazla da olur, onlar gelir ama içeride gruptan bir hareket henüz gözlenmiyor. Bilmiyorum, yani Gürkan gözledim mi hiç, ama ben öyle bir bilgiyi duyum almadım. Az önce de söyledim. Fakat, şimdi bir haber sitesi diyor ki 17 kişi, hatta isim o onların totosu var onların. Başından beri yapılıyor. Bütün partiler için yapılır. Hatırlayın, AK Parti'den ayrılan isimlerin kurduğu partiler için de yapılmıştı. O onlar genelde tutmaz. Onun için, ya da tutmaz demeyelim, belki de hani başka bir şeyler daha görmemiz lazım yani. O yüzden şimdi konuşmak erken. Anladığım kadarıyla orada da tabii şimdi bir grup insan işte Muharrem İnce partide tırnak içinde söyleyeyim az buz bir adam değil. Çünkü %30 oy aldı. Yani. Hem oy aldı, tamam CHP'nin oyunu aldı filan, ama yani sonuçta onu konsolide etti yani. Bir de karşısında adaylar vardı. Adaysız çıkmadı. Tek aday olarak çıkmadı. Ki öyle olsaydı denklem değişirdi. Herkes onun üzerine şimdi bir sürü rakam hesabı yapar. Dolayısıyla hani parti içinde de cevval bir siyasetçiydi.
Bir de dediğin gibi genel başkan adaylığı var. Delege sayısı var, aldığı delegeler var. Kendi ifadeleriyle bir takım oyunlar oynanmasa belki genel başkan seçilebilecek kadar. Hep söylerim yani aday olduğu kongrelere katıldığında bir alkış metre olsa. Mesela açık ara hepimiz gördük onu. Dolayısıyla o bugün ne kadar taşınıyordur o ayrı bir bahis ama demek istediğim şu. Milletvekilleri nezdinde de mutlaka bir karşılığı var. Üzerinden iki kurultay geçmiş olsa bile. Çünkü orada bayağı bir ayıklama oldu. Tırnak içinde tasfiye diye adlandırılabilecek belki. Fakat gene de bir karşılığı vardır. O öncelikle ortaya çıkar. Kaç milletvekili ise. Sonra belki bu 3 milletvekilinin istifa gerekçeleri daha çok Atatürkçülük, daha çok HDP ile ilişki üzerine ki Muharrem İnce de aslında bu ikisinin üzerine bina ediyor. Biraz daha işte FETÖ ve Sorosçuları koruma ifadesi kullanıyor ki ben onu biraz önemsedim diğerlerinin yanında. Bu eleştirilere katılabilecek ama tırnak içinde Muharrem İnceci olmayan belki bir iki isimden daha bahsedilebilir. Asıl katılım eğer olursa ve buradan bir grup çıkar mı? Şimdilik çok görünmüyor açıkçası. Benim deneyimlerimde Ankara'yı daha iyi bilen arkadaşlar daha net olabilir. Daha çok özür dileyerek bir cümleyle bağlayacaktım zaten. Asıl yani güç dengesi Muharrem İnce'nin kalıcılığının netleşmesi durumunda hangi tarafa evrileceğinin mesela Cumhur İttifakı'nın anayasa yeni anayasa düşüncesinin içinde var olan başkanlık sisteminin revizyon edilmesi şartıyla o tarafa mı yönelecek? Mesela şartı o benim tahminim. Yoksa diğerleri gibi mutlaka parlamenter sisteme dönüşten yana mı olacak? O net bir ayrım olur. Çünkü burada iki kritik nokta var, kırılma noktası var. Kritik nokta pardon. Bir tanesi yeni anayasa, ikincisi seçim. Seçimde Millet İttifakı ile birlikte hareket etmesi edeceğini söylüyor. Dolayısıyla bu onu aslında Saadet Partisi, DEVA, Gelecek, işte DSP falan gibi partilerle aynı yere konumlandırır CHP'nin karşısında. Onlarla ilişki nasıl iyi tutması gerekiyorsa bundan da tutması gerekir. Ama anayasa hadisesinde farklı bir yerde yer alabilir ikna olursa eğer. Yani Cumhur İttifakı'nın anayasa teklifi onu ikna ederse. Yani dolayısıyla seçimden önce anayasa var. Ondan sonra seçim var. İkisini ayrı ayrı değerlendirmek lazım. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında sadece ayrılmış bir eski CHP'li tırnak içinde yok. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerini de etkileyebilecek bir aktör var. Benim görebildiğim. Aktörlük boyutu ne kadar güçlü olur? Onun için biraz beklememiz lazım. Biraz daha önümüzü görmemiz lazım. Deniz'e soralım. Bu konulardaki tavırlarını görmemiz lazım Muharrem İnce'nin. Deniz'e soralım. Deniz sen nasıl buldun bir Mustafa'nın dediği gibi bekleyelim mi? Yoksa biraz hava daha böyle olgunlaştıkça mı olacaksa da istifalar olur mu? Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciddi bir rüzgar yaratır mı? Ve sen ne duyuyorsun, ne alıyorsun kulislerden? Ya tabii bu kurguyu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölme üzerinden yapacaksak tabanda tartışılır. Yani şu anda farkındaysanız Muharrem İnce CHP'yi böler mi diye tartışılıyor. Yani Muharrem İnce Tayyip Erdoğan'ı geçer, tek başına iktidar olur, Cumhurbaşkanı seçilir diye konuşan gördünüz mü? Dolayısıyla da bütün denklem şu anda Muharrem İnce CHP'yi böler mi üzerine kurgulanmış. Zaten Mustafa da söyledi, konuşmasının üçte ikisini CHP'yi kötüleyerek, CHP'nin mevcut yönetimini kötüleyerek ama farkına varmadan aynı zamanda CHP tabanını da karşısına alarak bir değerlendirme yaptı. Üçte birini de iktidar eleştirisini. Şu anda konuşmayı çok başarılı mesela, bulmadın iktidar... o zaman CHP tabanı açısından öyle mi? Hayır, stratejik olarak yanlış bir şey tercih etti. Ben olsam onun yerine %50 iktidarı hedefleyen biri olarak bütün konuşmamı yapacaklarıma ve iktidar eleştirisine ayırırdım. Yani ayrıldığım partiyi kötüleyeyim. Yani bakın işte tabela partisi, işte Amerika'dan medet umanlar, işte biraz önce sen saydın hepsini. Bu ifadeleri CHP yönetimine yöneltirken aynı zamanda CHP'ye de yöneltiyorsunuz ve CHP'ye oy verenlere de yöneltiyorsunuz. Bunun ayırdığını Muharrem İnce yapıyor olabilir ama CHP'ye oy verenler biraz zor yapabilir.
Dolayısıyla da biraz öyle bakmakta fayda var. Yani şu açıdan yanlış yaptı. Kendisini CHP'den ayrılan, CHP'yi ne kadar böleceği tartışılan bir siyasetçi olarak konumlandırdı. Halbuki %100'ünü iktidar hedefleyen, Tayyip Erdoğan'ın yerine geçmeyi hedefleyen, iktidarın yanlışlarını madde madde sıralayan bir siyasetçi profili ben şahsen öyle bekledim. Çünkü memleket hareketi sırasında bütün Türkiye'yi dolaştı. Kendisine vatandaşlar CHP eleştirisinden çok memleketin durumuna ilişkin bir geri plan sağladılar, bilgi verdiler. Memleketin durumunu gördü, insanların yoksulluğunu gördü, insanların çaresizliğini gördü, esnafı gördü. Şimdi bunlara ilişkin bir ben bununla geleceğim ve bunları çözeceğim, bu nedenle bu partiyi kuruyorum demek yerine bu parti CHP şu hale gelmiştir, şöyledir, böyledir vesaire diye bir CHP analizi yaparak ayrılıyor olması bence hani sorunlu bir başlangıç oldu. Az önce şimdi, Mustafa da hatırlattı. Bir önceki konuşmasında da yine şöyle bu noktada şöyle eleştirildiğini çokça hatırlıyorum. Yani ne yapacağından çok bahsetmedi, hep aynı eleştiri. Deniz, seninle devam edeceğim ama Hadi Özçin'in de konuşma içeriğiyle alakalı dinledin mi? Dinledim. Nasıl buldun? Deniz, geleceğim tekrar. Ben iyi buldum. Deniz'e de katılmıyorum. Yani aslında önce Cumhurbaşkanı... İkidir hep aynı eleştiri yapılıyor ya Sayın İnce için. Yani ne yapacaksın? Niye ayrıldın? Zaten biliyor Sayın Kılıçdaroğlu'yla olmadığını. Peki ne yapacaksın CHP'den farklı olarak diye bir şey söylemek yerine eleştiri aynı zamanda tabanı da rahatsız eden bir eleştiri. Ona katılmıyorum. Çünkü konuşmasının başında daha CHP ile ilgili konuşmadan önce Tayyip Erdoğan'la ilgili bayağı konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte utanmasalar benim de istifamı isteyecekler sözü üzerine neredeyse 10 dakika konuştu. İstifa etmen gerekiyor dedi. Yani istifaya davet etti Cumhurbaşkanı. Ondan sonra sadece o konuşmayla ilgili değil, Muharrem İnce'nin sosyal medyadaki hesabına bakalım. Günlük rutin olarak siyaseti takip ediyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta da eleştiriyor. Gittiği yerlerde de meydanlarda halkla yüz yüze geldiği zaman şunu sormadı millete. Yani defalarca gördük. Ya nasılsınız, CHP'den memnun musunuz diye bir soru sormadı. İktidarın eksiklerini, iktidarın bu vatandaşlara veremediklerini ortaya çıkarmaya çalıştı. Vatandaşı öyle konuşturdu. Dolayısıyla iktidarı eleştiren bir ifade değil de sadece CHP'yi eleştirdi demek biraz doğru gelmiyor bana. Peki. Şundan dolayı söylüyorum. Yani Muharrem İnce şu ifadesi bence çok önemli. Allah kahretsin, başka çarem yok Kılıçdaroğlu'na, başka çarem yok oy vermek zorunda kalıyorum diyen insanların da sesi oldu orada. Yani o da doğru, yani çaresizlikten ya kime vereyim, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da CHP'ye oy vermeyeyim de kime vereceğim diyen az sayıda insan yok, yani çok sayıda kişi var. Peki buna ne diyorsun Deniz? Sahiden böyle bir artık İYİ Parti'ye de vermemiştir. Ya ama ben sosyal demokratım, vermek durumdayım. Ama Muharrem İnce işte daha CHP içinde daha başka bir blokajda duran, en azından kendini böyle profilde tarif eden. Öyle bir, ben siyaset analizi yapıyorum. Sonuç itibariyle daha büyük fotoğraftan bahsediyorum. Yani bir bölen gibi çıkmakla iktidara talip olan biri gibi çıkmak arasında bir fark vardır. Ben diyorum ki bu yola çıkarken eski partisini kötüleme kısmı ve Kılıçdaroğlu'na oy vermeyenler, veremeyenler bana oy versin verecek gibi şey yapması stratejik bir hataydı diyorum. Yani sonuç itibariyle bu bir analiz ve ben böyle analiz ediyorum. Ve şunu söyleyeceğim, yani şimdi şunu da demezdim ben, %50 artı 1 ile iktidara geleceğim diyen biri Cumhur İttifakı ile işim olmaz, Millet İttifakı ile devam ederim gibi bir izlenim de vermemesi gerekir. Yani iki ittifak arasında bir tercih yapmaması gerekir. İktidara tek başına hedefleyen biri. Çünkü öteki türlü siz geleceksiniz Millet İttifakı'na, beni de aranıza alın, ben de bu ittifaka katılarak baraj sorunundan kurtulayım. Ya Kılıçdaroğlu şunu derse
Madem buraya gelecektiniz, niye ayrıldınız? Madem bizi sağa kaymakla suçladınız, bu sağcıların da olduğu ittifakın içine niye geliyorsunuz? Buyurun, tek başınıza iktidar olun dese ne ama olacak? Ama yeni sistem zaten bunu doğurmuyor mu? Bir, ikincisi orada da bir ayraç koyuyor. Yani tamam da. Ki, Erdoğan'ın karşısında kim daha güçlü durursa onu destekleyeceğim diyor. Deniz, orada sen... İşte bu bir çelişki değil mi? Nasıl Deniz, bir çelişki? Bir saniye. Yani hem olur. İktidarı tek başına... Pardon, duyamadım, karıştı. Evet, buyurun. Deniz, onu orada şu ifadesi var ama... Diyor ki 50 artı 1 ile biz iktidara tek başımıza iktidara gelmeyi hedefliyoruz ifadesini kullanıyor. Ama ondan sonra o Cumhur ve Millet İttifakı ayrımını şundan dolayı yapıyor. Bölmek üzerine konuşuyor ve orada bir garanti veriyor. Diyor ki eğer bir şekilde biz burada yani kendisinden bahsediyor aslında biz başarılı olamazsak ve Millet İttifakı'nın aday gösterdiği kişi ikinci tura seçilirse biz orada onu destekleyeceğiz. Ama kendini es geçmiyor. Yani kendi Cumhurbaşkanlığı adaylığı tamam, zaten belli. Tamam da bir cümlenin bir cümleyi ama bir cümle kurup peşinden ama bağlacını kullanıp peşine bir cümle kurduğunda öndeki cümleyi bir kere mahvediyorsun. Yani bu Türkçenin... İçeriğinde böyle bir şey var. Yani şöyle, ben tek başıma iktidar olacağım, Cumhurbaşkanı seçileceğim dediğin zaman ama seçilemezsem şurada yer alırım, şunu desteklerim dediğin anda amadan öncesinin bir şeyi kalmıyor, değeri kalmıyor. Siz Tayyip Erdoğan'dan bugüne kadar kaybedersem şunu desteklerim ya da ikinci tura kalırsam şunlara şey yaparım diye duydunuz mu? Tayyip yani Erdoğan iddialı bir aday. İddialı bir aday. Cümlesini ama ile devam ettirmez. Yani benim şeyim dışarıdan bir siyaset gözlemcisi olarak söylüyorum bunları. Bunlar analizdir. Yani bir gayet iyi anladım. Yok senin yani analizine katılıyorum yani, ama orada o ama ifadesi bir gazetecinin Cumhur İttifakı'yla birlikte mi hareket edeceksiniz? Dört defa üst üste asla ifadesini ben olsam kullanıyor. Mesela tecrübeli bir siyasetçi şunu der. Ne ittifakı? Ben tek başıma iktidar olmaktan bahsediyorum. Merhum Erbakan gibi her defasında tek başına iktidarız diyerek başlar. Ama sonunda 1995'te geldi ve birinci parti oldu, hükümette doğru. Kurdu rahmetli Erbakan. Çok iyi anladım. Ya burada yani... bir stratejik hatadan bahsediyorsun. Tekrar geleceğim. Yine konuşmanın içeriğiyle ilgili Gürkan Acır ne der? Böyle stratejik hatalar buldun mu? Eksik. Yoksa şimdi, yerinde bir konuşma mıydı? Öncelikle bu konuşulanlar üzerinden birkaç bir şey söyleyeyim. Bir kere bu yeni sistemde öyle tek başına iktidar falan yani rasyonel değil. Yani kimse tek başına iktidara gelemez. Ama hani, kitleyi motive etmek için. Onu dedi zaten. 50 artı 1 ile geleceğim dedi yani. Onda bir şey yok da hani şu anda rasyonel olarak baktınız mı ne AK Parti, ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne İyi Parti, ne MHP hiçbirinin öyle... 50 artı 1 alması yakın planda mümkün onun gözüküyor. Için her gün birilerine gidip geliyor. Kaldı ki bir de yeni yeni partiler açılıyor, kuruluyor vesaire. Artık iyice zorlaştı bu iş. Yani o mümkün değil hemen hemen. Neredeyse öyle diyebiliriz. Onun için ben tek başıma geleceğim söylemi rasyonel bir söylem değil. Şimdi ben konuşmasında, Muharrem İnce'nin konuşmasında yarın da burada Habertürk ekranlarında olacak Muharrem İnce. Bir öfke vardı. Ve birazcık da kendi partisine yaklaşık 40 yılını verdiği, çocukluğundan adeta beri bağlı olduğu, duvarlarına yazılarını yazdığı partisinden ayrılırkenki sarf ettiği sözcükler, kelimeler biraz yıpratıcıydı. Çünkü neden? Şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi dediğiniz zaman o partiye yönelik eleştirilerinizi dikkatli bir üslupla mutlaka ifade etmek durumundasınız. Çünkü büyük bir kitle partisinden söz ediyoruz. 12,5 milyon oy alıyor. 1 milyon 200 bin üyesi var. Buna katılıyorum. Sadece insan olarak 40 yıl yani çocukluğundan beri başlamışsın. Kendisinin şeyiyle metafor yapalım. Çıkmışsın kazanamamışsın. Biraz öfkeli olmaz mısın? Stratejik olarak hata. Muharrem İnce mi kazanamamış? Evet. Parti içi yarışı mı? Evet. Parti içi yarışlarda olmamış bir türlü ama yani. Bakın öyle diyorsunuz da mesela Deniz Baykal 3 kez kaybetti. SHP döneminde Erdal İnönü'ye. 3 kez. Hem de böyle kıl payı, kurultaylarda kıl payı. Yani o zamanki delegasyon hafızam beni yanıltmıyorsa 800-850 idi. 400'e 420 falan böyle oylarla kaybetti. 3 kez kaybetti.
Ama sonra kendi grubunu ve kendi varlığını korudu. Daha doğrusu kendi kadrosunu korudu. O yıllarca da Türk siyasetinde Deniz Baykal Hizbi olarak hep anıldı ama aslında Hizip değildi. Kendi kadrosuydu o. O kadrosuyla beraber daha sonra geriye çekildi ve gene, bakın gene 1991'deki Paris Kürt Konferansı'na giden vekillerle ilgili yaşanan bir kriz vardı SHP içerisinde. Onu da gerekçe göstererek partinin dışına çıktılar ve ne yaptılar? 1992 senesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar, o sırada da rahmetli Erbaşar Bey davayı kazanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar açılabilme davasını. Dolayısıyla 92'de gittiler, kurdular ve 94'ten itibaren ilk seçimlerde yer alma hakkını kazandı. Bu dönemlerde hiç böyle kırıcı konuşmadı. İyi şimdi bakın ya. CHP'den ayrılma çok sancılı bir iştir. Çok köklü bir kurumdan bahsediyoruz. Yani Bülent Ecevit 80'de işte yollarını ayırmaya karar verdiğinde dergi çıkarıyor ya. Durumunu izah edebilmek için. Arayış dergisi budur. Arayış dergisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopuşun aslında bir arayışıdır. Dolayısıyla yani kendinize bir ideolojik zemin, kendinize bir diskur yaratmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nden ben ayrılıyorum, sevmedim genel başkanı da zaten bana da fırsat vermiyor diyerek ayrılamazsınız. Muharrem İnce'nin bir ideolojik şey, efendim en büyük eksikliği bu mu? Eksiklik değil de bunu öfkeyle kapatmaya çalıştı. Yani biraz lafları, sözleri, işte FETÖ iması, Sorosçu iması, Atatürk'ten çok ayrıldılar. Ya şimdi bakın, yönetimi eleştirmek ayrı bir şeydir. Ama partinin kurumsal kimliğiyle birazcık daha dikkatli konuşması gerekir. Neden? Şimdi siz öyle dediğiniz zaman size partide, şimdi ulusalcı ben size 20 tane çok kıymetli siyasetçi sayarım. Şimdi onlar ne? Onlar yani ne oldu yani? Şey mi oldu yani? Ulusalcı kimliklerini bıraktılar mı? Atatürk'ün çizgisinden koptular mı? Faik Öztürk koptu mu? Tuncay Özkan koptu mu? Yani ne oldu? Değil. Şimdi onları seçerken daha özenli, dikkatli olmak lazım. Yıpratmamak lazım. Ben de o manada Muharrem İnce'nin birazcık öfke dolu. Ama orada böyle bir hassas çizgi var Veys Ateş. O da şu. Kendi farkınızı da ortaya koymak durumundasınız. Tabii. Yani sizin de bir farkınız olacak değil mi? Yani diyeceksin ki bu iyi değil, benim iyi. E nedir farkın? Bu işte yani. Hepimiz aynıyız ama biz Osmanlı Bankası'yız diye bir reklam vardı bir aralar. Şimdi onun gibi hani biz tamamız ama ben farklıyım. Neyim farklı? Ben bu yönetimi, bunları tasvip etmiyorum. Doğru bulmuyorum. Şimdi neleri doğru bulmuyor Muharrem İnce? Birkaç maddeyle bunlara gidelim. Bir tanesi Atatürk'ün çizgisi diyor. Şimdi burada tabii iş karmaşık bir yapı alıyor. Şimdi o sözler, sembolik laflar, Muharrem İnce'nin hitabetinde giden laflar, işte Atatürk'e kefere denme hikayesi vesaire. Onu Mehmet Bekeroğlu'na söylüyor. Şimdi ama Mehmet Bekeroğlu bunu defalarca açıkladı. Demedim dedi ya. Ya şimdi bir adam demedim dedikten sonra yani hayır sen dedin. Denmez demişse, ki. Demişse ben demedim demişse. Efendim? Demişse, demedi. Hayır, demedim dedi. Mehmet Bekeroğlu, ben de 50 defa konuştum mu o konuyu? Yok, kendisi açıklama yaptı. Ben ona da birebir de söyledim dedi ama demek ki ikna edememiş. Evet. Şimdi bunu ortaya koyduğunuz zaman ben daha güçlü, daha ideolojik olarak ayakları yere basan bir Atatürk eleştirisi üzerinden, yani Atatürkçülükten ayrılmayı daha ayakları yere basan, kamuoyunu daha iyi ikna edebilecek bir çıkış beklerdim. Birinci husus bu. İkincisi... Onu bulamadım. Onu pek bulamadım. Yani daha böyle insanların kulağına hoş gelecek veya ne bileyim günlük sokakta konuşulan işte laflarla biraz ilerledi Muharrem Bey. İkinci bir husus ittifaklar konusundaki eleştirisi. Yani benim... Özür, oraya gelmeden Gürkan. Az önce izah etmiş. Bir taraftan da hep burada da konuşa geldiğimiz tabanda... Bir heyecan arayan, ya hakikaten kurumsal şeyi eleştirini çok haklı buluyorum. Bir taraftan da ya evet, Türkiye dediğim ya 2018 Cumhurbaşkanı seçiminde bir heyecan yaratan bir Muharrem İnce, kurultaylarda en fazla alkışı o alıyordu. Bir şey yaratıyor ya, hitabeti var. Geçen neyi bulam, seninle mi bulamamıştık? Hitabeti var, ziyafeti var. Senin tweetin de o ya. Neydi? Hitabet, zarafet, kıyafet, ziyafet. Ha, kıyafet var. Hitabet, kıyafet. Hepsi var. Patent Veys Ateş. Ama olmayınca. dolayısıyla hani Muharrem İnce'nin o yarattığı heyecanı tırnak içinde satın alacak bir kitle de yok mu CHP içerisinde? Şimdi var. O kitle zaten Muharrem İnce'yi siyasette var eden o heyecan, o duygu. Muharrem İnce'ye destek veren de o. Ben Muharrem İnce'nin bir kurultayda... Şimdi imza... Pardon. Bu... Mehmet Bekaroğlu ben demedim diyor. Yeni açıklama da yapmış. Muharrem İnce ile de konuştuğunu söylemiş. Ama burada yazısı var. Yazı yazmış. Heh.
Bir zamanlar şanlı ecdat vardı. Dört kıtada at koşturan. Sonra Ayasofya, Yunanistan'ı teğelim mitingleri ve Büyük Doğu. Bir de Kefere Kemal. Ceddin baba neslin dedi derdik toplu sabah namazlarında falan diye devam bunu etmiş. Yazmış. Yani. Dur şimdi onu karıştırma da şimdi dur. Yok, şöyle karıştırma diye bir şey yok ya. Bir dakika ben açtım kardeşim. Dur şimdi mevzu dağılmasın. Ben anlatacağım onu sana dur. Nerede kaldık? Bak şimdi dağıttın yine. Ya hepsi var ya. Bizim harbimiz argümanla bize şey yapıyor. Ziyafet var, kıyafet var. Muharrem İnce'nin heyecanı yaratan bir... Muharrem İnce'nin zaten siyaseten varlık sebebi bu heyecan. Ha şunu diyecektim. Kurultay'da Kemal Bey'e karşı rakip olduğu kurultayda kıl payı imzayı toplayıp hatta imzayı toplayıp toplamadığı bile böyle tartışılıyordu. Ya topladı mı toplayamadı mı aday olabilmek için. 110 imzaydı yanılmıyorsam. Galiba. Sonra bir konuşma yaptı Veys Ateş. Oradaydı. Oradaydın değil mi? Hatta beraber yayına da girdik seninle beraber tabii. Aman Allah. Önce dalga dalga o tribünler başladılar. Aynen. Sonra ne oluyor mu oluyor derken bir baktık Muharrem İnce neredeyse kurultayı alma noktasına getirdi işte. Yani bir alkış metre konsa. O evet yıkar geçer. Yani o inanılmaz ve 400 küsür oy aldı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı. İşte bu oya tahvil olmaz mı? Şimdi ama köprünün altından sular aktı. Ne oldu? Şimdi sular aktı, şöyle sular aktı. Bir kere Muharrem İnce artık siyasi hayatının sonuna kadar sürekli muhatap olacağı önemli sorulardan bir tanesi o gece. 23 Haziran. Kaç defa da anlattı yani. Anlattı ama yani kamuoyu ikna olmuyor. Neden? Çünkü kamuoyunu öyle yani Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefet tabanını öyle bir yükseltti ki o mitinglerde vesaire ben 50 bin avukatı dizerim oraya bir oyumu heba ettirmem falan deyip ondan sonra da çok hızlı açıklanan bir seçim sonucunda yani 9.30-10'da saat 21.30 ve 22'de seçim sonuçları belli olmaya başladı dendiğinde sizden bir açıklama gelmezse kamuoyunda artık algınız şey oluşur. Yani o heyecan yerini bir soru işaretine bırakabilir. Ve sürekli de bu soruya muhatap oluyor Muharrem İnce. Hatta evet. Ben de burada Habertürk'teki ekranda defalarca 2-3 kere sorduk yani. Anlatıyor. İzahı olabilir. Ama yani kamuoyundaki algı öyle oluşmuyor. Çünkü hani savaş meydanında kazanılır diye bir laf var ya. Hani meydanda, orada meydan. Gitse YSK'nın önünde olsa, gece 2-3 kez açıklama yapsa vesaire... O adam kazandılar falan. Hani onlar da böyle kamuoyundaki algısını yıprattı. Bu bir. İki, beraber bu olaydan sonra önemli bir parti içerisindeki milletvekili grubunu ve imzacı grubu, delegasyonda da önemli bir imzacı grubuyla arasına her ne hikmetse böyle bir mesafe koydu. Yani onlardan koptu. En yakın arkadaşları olarak işte bakın bugün adı geçen Yaşar Tüzün. Balıkesir milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik galiba özür dilerim. Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün, yani onunla her daim beraber olan Yaşar Tüzün artık yanında değil. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, onunla beraber değil. Ne bileyim işte bizim Gaye Usluer Hoca, bizim diyorum çünkü Covid sırasında çok program yaptık kendisiyle. Gaye Hoca sözcüsü gibiydi. Bunlardan şu anda yanında mi? Değil. Yani önemli bir milletvekili ve partili grubu. Şu anda Muharrem İnce ile o dönemden sonra bir şekilde koptular. Hatta imza sürecinden sonra koptular. Yani Muharrem İnce o günkü o coşku, o heyecan, o motivasyondan bugün biraz kayıplarla ilerliyor. Tamam Mustafa. Bu konuda biraz bir şey daha anlatacağım. Ben konuşmadım. Şimdi. Tamam şöyle diyelim. Yani mesela katıldığım kurultaylarda ki heyecan oya tahvil olmaz mı dedim. Köprünün altından çok su geçti dedi. Parti içerisindeki çatışmaları kurumsal kimliğe ki o konuda katılıyorum Gürkan'a. Oya tahvil olmaz mı? Ve yarın bugün bu oyu alıp Millet İttifakı masasına oturmaz mı? Hadi bakalım benim de var cebimde. Ya ondan önce ben şunu söyleyeyim. Yani Muharrem İnce'ye getirilen eleştiriler şu sıralar önümüzdeki günlerde de aynı sorular sorulacak. Bir o gece neredeydin? İki bölmek. Bölücülükle suçlandı. Ona katılıyor musun? O geceyle ilgili kitle onu, tatmin olmadı mı hala? Onu söyleyeceğim. Katılmıyorum. Bölme suçlaması getirecekler. Üçüncüsü de saray yaftasını yapıştırmaya başladılar. Faik Öztürk sarayın ağzıyla konuşuyor diye. Hayır daha önce sarayda görüşen CHP'li olarak da. Bak işte ona geleceğim. Yani yıpratma dediğimiz zaman Muharrem İnce'ye yapılanları da unutmamak lazım. Yani bir... Kemal Kılıçdaroğlu çıktı İsmail Küçükkaya'nın programında oraya çıkan bir külliyeye çıkan bir CHP'liyi biliyorum dedi ifadesi orada.
Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili Muharrem İnce bu konuyla ilgili bütün itirazlarına rağmen o dönemde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşemedi. İki, o gece neredeydin? Ya şimdi o gece hani şimdi diyor ki söyledi ama ikna edemiyor. Hı hı. Mehmet Bekaroğlu'nun ben Atatürk'e kefere demedim sözü CHP'lileri ikna ediyor. Ama Muharrem İnce dönüp diyor ki ben o gece şuradaydım anlatıyor, ailesiyle beraber olduğunu anlatıyor. İkna edemiyor. Şimdi o süreçte kurultay sürecinde defalarca kurultay sürecinden sonra defalarca Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istedi, görüşemedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na görüş diye tembihte bulundular, görüşmedi. Yani parti kurmak... Kim görüş diye tembihte bulundu? Muharrem İnce, yani parti kurma aşamasına geldiği zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 0.1 oy alan kişilerin, lider, daha yeni parti kuran isimlerin kapısını sürekli çaldı ama Muharrem İnce'ye şu mesajı verdi açık açık, bunu ekranlarda da söyledi. Dedi ki ya parti kurulabilir arkadaşlar, parti kurmak serbest. Gidip bu milletvekilleri, 3 tane milletvekili öneride bulundu. Dedi ki ya Kemal çağırın Muharrem İnce'yi konuşun. Ön şartlarından birisiydi. Hiç o konuda ses etmedi. Yıprandıysa genel başkan, cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, parti içi muhalefetten, demokrasiden bahsettiğiniz zaman ne olursa olsun siz kendi danışmanınızı bir sıfatı olmamasına rağmen kendi yanınızda oturtup Muharrem İnce'yi hadi tuvaletin orada demeyeyim, kendisinin ifadesini tekrarlamayayım, en arka bir yerde oturtursanız Muharrem İnce de yıpranır. Yani... Çok konuşuldu ya o şeyden örnek. Gel bakalım Muharrem'den mülhem. Çok önemsiyormuş gibi mi göstermek mi istemiyor, önemsemiyor mu? Bak çok ciddi bir rakip olarak mı görünüyor? Muharrem İnce bir ekranda söyledi. Dedi biz o gel bakalım Muharrem'den ötürü o seçimi kaybettik. Çünkü o slogan haline geldi. Yani seçimlerde AK Parti bunu kullandı. Şimdi baktığımızda ne diyor? Ben kimlerle yollarımı ayırdım? Ya Atatürk'e Atatürk demeyen Canan Kaftancıoğlu'na Cumhur İttifakı mı döndü? Dedi ki Canan Hanım sizden bir ricamız var. Lütfen Atatürk'e Atatürk demeyin de Muharrem İnce burada. Ya Canan Hanım bunu açıkladı ya. Atatürk'e Atatürk deme gibi bir şeyim yok. Atatürk'e Atatürk derim. Bu böyle bir takıntım yok diye açıklama yaptı. Yani aynı Bekaroğlu meselesi gibi. Bu yöntem maalesef, yani ben işte biraz önce stratejik hata yapıyor derken bunu kastediyorum. Bunların hepsi iktidarın CHP aleyhinde ürettiği kalıp slogan, yani sloganvari eleştiriler. Canan Kaftancıoğlu Atatürk'e Atatürk demiyor. CHP ABD'den medet umuyor. Bunların hepsi AK Parti'de profesyonel ekiplerce üretilmiş propaganda malzemeleri. Vermesinler. Bir CHP'linin partisinden... Yani Deniz bu malzemeyi... Tamam da bir CHP'li... Deniz bu malzemeleri ya, ben vermedim AK Parti'ye. Yani ben kendileri... Geçen bir şey diyeceğim. Geçenlerde ben kendi yaptığım bir konuşmayı sonradan izledim. 7 kere Atatürk'ten bahsetmişim. Bunlardan 3 tanesinde Mustafa Kemal demişim. İşte 3 tanesinde Atatürk demişim sadece. Bir tanesinde de Mustafa Kemal Atatürk demişim. Yani insanlar, ama Sayın Cumhurbaşkanı bundan 5 yıl öncesine kadar Atatürk demiyordu. Bak Deniz, müsaade et, ben dinledim, sözümü bitireyim. AK Partililerin, şunu söyleyeyim, AK Partililerin bu Canan Hanım üzerinden yaptığı Atatürk sevgisi benim gözlerimi yaşartıyor. Yani bugüne kadar Atatürk'ü tanımayan, Atatürk'le ilişkisi olmayan cenazeme gelmesen diyen adamı 9 tamam. Kasım'da ziyaret ediyorsunuz Atatürk'ün ölümünden bir gün önce. Sonra CHP'nin İstanbul İl Başkanı Atatürk'ün
adını anmıyor. Anıyor, tamam. Anıyorum Deniz, diyor. Hadi Özgür'ü yani, tamamlasın. Böyle Deniz. Bir takıntım yok diyor. Deniz, evet, ben Ümit Dikbayırvari bana böyle AK Partililer değil mi? Ben gazeteciyim, senin meslektaşınım. Burada AK Partili ben değilim, hiç onu senden söyleyeyim. Bahsetmedim. Niye üstüne alın? Bak müsaade, iki programdır benim başkalarına yönelttiğim eleştiriyi müsaade, kendi üstüne alınıyorsun. Tabii, bunu lütfen yapma, bir daha Deniz, yanlış bak, yapıyorsun. Bir dakika, o gece... Yanlış anlıyorsun. Bak, o geceki o toplantıda Canan Kaftancıoğlu'na bu soru karşılıklı Emin Şirin soruyor. Diyor ki Atatürk'e bilerek mi Atatürk demiyorsunuz? Ben Atatürk demeyi tercih etmiyorum. Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum. Yani bu AK Parti'nin veya sarayın ürettiği bir slogan değil. Bu Canan Kaftancıoğlu'nun ya kendi bir ifadesi. Bir hafta önce de Atatürk... Atatürk tamam, bir dakika. Yani defalarca Deniz, dakika, Atatürk dediği Atatürk Deniz, heykelinin önünde açıklaması var ama. Deniz bir tamam, konuşabilir bir miyim? Deniz. Deniz bir konuşabilir o miyim? O zaman kenarda bu bilgi doğru değildir diye bir şey yakalım. Deniz bir konuşabilir miyim? Televizyon ekranında mı? Balon gibi. Twitter balon gibi. Evet. Şimdi bunu değerlendirelim. Şimdi Canan Kaftancıoğlu'nun bu ifadesi ne benden çıktı ne de AK Partili herhangi birisinden çıktı. Bu o gece yapılan bir toplantıda Emin Şirin'in ortaya attığı bir iddiaydı ve inkar etmedi Canan Kaftancıoğlu. İki, Muharrem İnce ne diyor? Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyeceğiz, yoldaşlarıyız diyeceğiz. Sen kimsin diyor ya? Sen İnönü diyor Atatürk'ün yoldaşıdır diyor. Sen askerisin diyor, buna tepki gösteriyor. Üç, bu kefer olayında Mehmet Bekaroğlu'nun ben az önce söyledim. Bak bir dergide bir oğlum, yerde bir yazı yazmış. Yazı başlığı İlla da şu. İlla gireceksin Hadi Özışık o işlere. Su de. Üzerine yürümek. Tamam. İşte sorun da burada. Ama. Eskiden böyle derdik diyor. Yani onu eleştiri yapıyor. Şimdi bak cımbızlanmış yazı üzerine okuyayım. Bitireyim mi yazıyı? Okuyayım mı hepsini? Oku oku. Bak, tamamını oku. Okuyorum. Hepsini okuyayım. Bak. Oku. Hepsini oku. Devam ediyor. Seyirciler yani hepsini okursam burada sabaha yok, kadar ya, devam ya o bölümünü ederiz. Oku. O bölümü oku. Şöyle işte. Ya arkadaş bak. Bir zamanlar şanlı ecdat vardı. Dört kıtada at koşturan, sonra Ayasofya, Yunanistan'ı telim mitingleri ve Büyük Doğu. Bir kere de, bir de Kefere Kemal, Ceddin Baba Nesin Dede derdik toplu sabah namazlarında. Topu topu 3-5 kitap vardı. Birkaç da yazar Necip Fazıl falan diye tamam. Devam ediyor. İşte şunu anlatıyor. Geçmişte muhafazakar kesimin... Kefere tamam. ifadesi bir efendim, şey ifade etmiyor. Kefere derken şunu diyor. Bizim bu argümanlarla biz büyüdük diyor. Okumadım ben bunu. Bu bir geçmiş eleştiri yazısı mı? Yeni efendim, bir yazı bu Çuha 21 yıl önceki. 21 yıl önceki bir yazısında diyor ki... Bir zamanlar şanlı ecdat vardı. Dört kıtada at koşturan sonra Ayasofya, Yunanistan'ı telim mitingleri ve Büyük Doğu bir de Kefere Kemal. Ceddin Baba, neslin dede derdik. Ya Kefere Kemal'i bir dakika sabah ya, namazlarından bu yazı sonra yazmış. Topu topu 3-5 kitap vardı atlama, diyor. Atlama. Yani şimdi o dönemki muhafazakar atlama, ve milliyetçi demeyelim ama muhafazakar şeyin, gençlerin nasıl... Hangi argümanlarla beslendiğini anlatırken ifade ettiğin hayır, laf. Hayır öyle değil kardeşim. Bak, nasıl? Bu yazı yazmış ve tırnak içerisinde değil. Doğrudan mitingleri ve Büyük Doğu diyor. Bir de Kefere Kemal. Biz yani, böyle mi derdik? Diye devam yani? Ediyor. Artık peki, tamam. O bugün bu manaya geldiğini söylüyorsa bilmiyorum. Yok ben söylemedim diyor. Karşı tarafta bunu söylüyor. Şimdi benim söylediğim şey şu. Kemal Kılıçdaroğlu, pardon Muharrem İnce bunları söylerken... Bütün bu ayrışmaları tek tek ortaya koyarken bir takım gerçekleri ortaya koyuyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Libya'da ne işimiz var? Ünal Çeviköz'ün efendim Azerbaycan'a maalesef asker ve mücahit gönderdik ifadesine vurgu yapıyor. Birçok şeyde ve diyor ki ben bu insanlarla yolumu ayırdım. Yani eleştirilerinde ve yol ayrıştırma usulünde doğru ve doğru bir yerde duruyor diyorsun. Bak, bence doğru yerde biz... Burada ben CHP'yi eleştirmek için söylemiyorum. Doğru yerde olmayan CHP. Peki. Ya daha ilk günde kalkıp da bunlar şeyin sarayın ağzı işte akşam gazetesine Melik Yiğit'e açıklama yapmış bununla ilgili. Diyor ki ne sarayın ağzı? Ben diyor yıllardır kendi ağzımla konuşuyorum. Ben tepeden inme de bu partiye gelmedim. Faik Öztürk'a da diyor sen tepeden inme geldin oraya oturdun. Ben 40 yıldır bu partinin içerisinde mücadele ettim. Mücadelemi de ben ortaya koyan bir tavır sergiledim. Peki. Bölücü değilim, bölme niyetim de yoktu. Kartoğlu, şurayı biraz dediğim gibi bu parti içi çatışmalar, Faik Öztürk'le polemikler
Ben şeyi sormuştum, affedersin. Sonuç almak sanatıdır ya. Çok özür dilerim, şeyi sordum. Bu delege yapısı hani ciddi oy aldı ya, bu oya döner mi, işte Muharrem İnce ne yapar sorusunu sorduğunu, bu rüzgara bağlı bir olay. Yani bir dönem Tansu Çiller hepimizin bildiği gibi geldi, genel başkan yardımcısıydı. Sıradan bizim Demirel çağırdı, genel başkan yardımcısı yaptı. Bir rüzgar esti, Orhan Keçeli karşı çıktı, Cavit Çağlar karşı çıktı, Hüsamettin Cindoruk karşı çıktı, birçok kişi karşısında yer aldı. İbrahim Gürdal Bursa'da Cavit Çağlar'ın evinde kadının üzerine yürüdü, aday olma diye. Dolayısıyla o rüzgar hiçbir şey engel olamadı Tansu Çiller'e geldi. Dolayısıyla Muharrem İnce için de böyle bir rüzgar esebilir. Ben öyle bir rüzgar bekliyorum açıkçası. Bu rüzgar mevzunu da bir kenarda tutarak evet olabilir. O sözünü ettiğimiz Gürkan Acır'la konuştuğumuz o heyecan sence geçti gitti mi, aktı gitti mi? O köprünün altından çok su bir daha olmaz mı? O heyecanı yaratmak için bir de yarın bir gün meydanlarda görmek lazım. Çünkü bir meydan becerisi var, bir meydan kabiliyeti var Sayın İnce'nin. Ne şimdi dersin? Yani buradaki şey çıkış oya tahvil olur mu olmaz mı? Önce bir şeyden duyduğum rahatsızlığı da söyleyeyim de şeyi doğru bulmuyorum. Yani geçmişinden öz eleştiri, velev ki öz eleştiri yapmış olsun Mehmet Bekeroğlu. Velev ki bunu böyle düşündüğü için söylüyor olsun. O ifadeyi, ifadenin çok sık tekrarlanmasını doğru bulmuyorum. Sayın İnce'nin? Yok, hayır. Burada. Bekeroğlu'nun o yazısında yazdığı ifadenin, Atatürk'le ilgili ifadenin çok sık tekrarlanmasını doğru bulmuyorum. Kötü şeylerin çok yayılması doğru değildir çünkü. Şimdi öbür taraftan Muharrem İnce'nin evet oradaki rüzgarı gördük. Şimdi o gece tırnak içinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin olduğu günün gecesi neden tırnak içinde insan içine çıkamadı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki şey bu. Kaçırıldı diyen bu oldu. Yani. Mustafa katkı olsun diye söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu iki gün neredeydi o gece? Şimdi ya ona bakarsanız başka şeyler de söylenir de ben bu kıyaslamalara girmiyorum bu konuyla ilgili. Bizi bir yere götürmeyeceği için. Ertesi günden itibaren bu konuşuldu filan. Fakat daha öncesinde sizler de teslim ettiniz. Hep beraber Cumhuriyet Halk Partisi şeyindeydik. Aday açıklama törenindeydik. Ve nasıl zoraki açıklandığını orada bizzat gördük. Ben hatta bunun garipsediğimi oradaki çok Kemal Bey'in çok yanındaki arkadaşlardan birine sordum. Onun da hani sözlerini tam net tırnak içi hatırlayamıyorum ama ifadesini çok net hatırlıyorum. Ne yapalım böyle oldu. Sonra işte o cümleden dolayı evet o cümleden dolayı seçimi kaybetmedi Cumhurbaşkanlığı seçimini Muharrem İnce. Ama o cümlenin ne anlama geldiğini o gün, ertesi gün, sonraki gün yazanlar oldu. Cumhuriyet Halk Partiler bunlara tepki gösterdiler. Hatta kerhen aday gösterildiğini ben de yazmıştım. Ve daha sonra bu iyice netleşti. Bir tarafta bununla ilgili bir takım sözler söyledi ve bunu teyit etti. Ve daha sonra Muharrem İnce parti teşkilatlarının seçim kampanyasına destek vermediğini birkaç kez söyledi açıkça. Şeyden şimdi, seçim bittikten sonra özellikle. Tabii de seçim bittikten sonra. Şimdi bunları topladığımız zaman parti yönetiminin değişmesi, o geceye ilişkin sorular, evet gerçekten Adi abiye katılıyorum o bakımdan. Hani Bekaroğlu hadisesi ikna edici oldu da Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partili yani çok daha kolay ikna olması lazım insanların o gece ne olduğundan. Kaldı ki bütün teşkilatın o gece ne olduğuna dair hem Muharrem İnce'nin açıklamalarını hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya aslında şöyle oldu diye konuşulanları biliyor. Bilmedikleri bir şey yok yani, gizli bir şey değil. Hala ikna olmamış bir kişi. Ben çok zannetmiyorum. Biliyorlar, ikna olup olmamaları gerekmiyor yani. Ne olduğunu biliyorlar iki tarafından da. Cumhuriyet Halk Partisi. Gürkan bilmiyor mesela. Mesela ben bilmiyorum. Şimdi. Ay o gece neredeydin? Şimdi ben ikna o gece oradaki nerede ne oldu? Hayır yani. Oradaki tırnak içinde Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki kulis bilgisini söylemeye memur değilim. Doğru biliyorsun sen. Açıklamayı. Duyduklarımı biliyorum yani. Doğrusunu biliyorum demiyorum. Ben de duydum o gün konuşulanları. Neden o sorunun cevabı muğlak kaldı diye. Ha bu üretilmiştir, gerçektir. O ayrı bir bahistir. Yani
bunu alıp satacak kadar kıymet vermediğim için söylemiyorum. Şimdi öbür taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında bir yer edinmiş ise Muharrem İnce, yönetimin değişmesi, kadrolarındaki bir takım Muharrem İnce'nin yakınlarının dışlanmış olması, geçtiğimiz iki kurultay oldu zannediyorum değil mi? Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra dışlanmış olması. Bazı arkadaşlarının yanından bir vesileyle biraz daha ondan uzaklaşıp genel merkezin tavrına yakın durması taban nezdinde çok fazla bir şey değiştirmez. En azından aynı düzeyde etki yaratmaz. Yani orada %20 etkinliği kalmıştır partinin yönetiminde. Grubunda %10 etkinliği kalmıştır. Ama tabanda %10 ile 20 arası değildir etkinliği. Eğer varsa daha fazladır. Yani daha önce fazlaysa. O yüzden ben demin biraz daha bu konuyla ilgili, bunun durumun netleşmesiyle ilgili beklemek gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bağlayayım. Neyi göreceğiz peki netleştiğinde? Muharrem İnce'nin hareketini bir rüzgara dönüşüp dönüşmeyeceğini göreceğiz. Şu anda Muharrem İnce bir rüzgar potansiyeli veriyor. Yani eski usul vardır. Çok denizciliğim yoktur. Rahmetli dedem kaptan da çok özenirdim denizci olmaya ama epey bir kayıkçılığım vardır memlekette. Parmağınızla ıslatır parmağınızı ve suyun yüzeyine yakın tutarsınız ilk rüzgar başladığını hissetmek için. Şimdi o rüzgarın başlama potansiyeli var. Ben onu hissediyorum. Kendisi de hissediyor ki tabanda. İlk açıklamasıyla. Hayır. Tabanda evet. Kendisi de onu hissediyor olmalı ki ilk açıklamasıyla dünkü açıklaması arasında ciddi ton farkı var. Pozitif anlamda önceki günkü pardon. Pozitif anlamda bir ton farkı var. Şimdi ama gene de ben bunu çok yeterli bulmuyorum. Biraz hani daha kemikli konuşmak için, köşeli konuşmak için ya da biraz bir o yazılı bir metin açıklayacağım dedi. Bir onu görmek istiyorum. Ne kadar durmuş, oturmuş, biraz daha böyle parti programından da şey veren, böyle bir öfke, suçlama, yerini belli etme. Evet Deniz'e katılıyorum. Hani orada bölücü değilimi vurgulamak için biraz fazla durdu o konunun üzerinde. Bunlar anlaşılabilir şeyler. Ama öbür taraftan iktidara nispeten az ama daha çok, az demeyelim, iktidardan çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenmesinin gerekçesi de Gürkan senin sözünde herhalde. Çok doğaldır yani. Çünkü oradan bir fark ortaya koymanız lazım ki neden Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayayım da senin yanına geleyim diye insanların sorularına cevap bulabilsinler. O farkı ortaya koymaya bence devam edecek. Mustafa bir şey sorabilir miyim sana? Tabii. Bu rüzgardan bahsettiğin rüzgar yani CHP seçmenini taşıyacak. Yok. Hayır, tabii ki CHP'nin, onun için asla konuşamayız şu anda. Bu böyle bir rüzgar mı yoksa Tayyip Erdoğan'ı devirecek bir rüzgar mı? Hayır. İkisi için de bunu söyleyemem. Sadece çıkış açısından söylüyorum. Hani salona girdiğinizde alkış alırsınız ya. Ya da demin bahsettiğimiz alkış meselesi. Biraz öyle bir şey. Çünkü şuna biraz da dayanıyorum. Bunun için tabii dışarı çıkıp insanlarla konuşmak falan gerekir. Öyle bir şansımız yok. İnşallah yakın zamanda olmaya başlar. Şunu kastediyorum. Burada gazeteciydik 2001 yılında. İşte Fazilet Partisi kapanıyordu. İşte Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Abdüllatif Şener bayrak açtılar. Biz işte eşitleriz, eşitler içinde birinci olan Tayyip Erdoğan'dır. Yeni bir parti kuracağız dediler. Ve o güçlü olan Fazilet Partisi gövdesi AK Parti'ye taşındı. Doğru. Yani çok hızlı bir şekilde orası cılız kaldı. Bu dörtlünün siyasi hareketi büyüdü. Şimdi rüzgar var derken kastedilen CHP işte küçülecek, %1'lik bir parti olacak. CHP'nin ana omurgası İnce'ye kayacak, İnce büyüyecek, solu temsil edecek gibi bir rüzgar mı? Yoksa ben Hadi Özışık'ın söylediğinden de şunu anladım. Öyle bir rüzgar var ki Tayyip Erdoğan da devirecek, Cumhurbaşkanı olacak. Yok ben her ikisini yani, de ben her ikisini ben de kastetmedim. Yok bununla ilgili Gürkan söyledi zaten. Yeni sistem ona hiç uygun değil. Ben her ikisini de kastetmiyorum Deniz. Benim kastettiğim bir yeni bir liderin ortaya çıkışı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanına dayalı, geleneksel tabanına dayalı ama sadece oraya değil. Biraz hani ortanın soludur ya tarifi, merhum İnönü'nün tarifiyle. Ortanın solunu
soluna doğru genişledi, uzadı biraz Cumhuriyet Halk Partisi. Muharrem İnce'nin söylediklerinden, benim anladığım o yoldaş ifadesinden ben biraz ona işaret alıyorum. Kendisi biraz daha ortanın solu, ortaya doğru olan kısmını temsil ediyor. Yani aslında bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin atıyorum %27, %25, %27 ise görünümü, bu 35'e kadar olan kısmını temsil ettiğini düşünüyor Muharrem İnce. Ve o yüzden de bir yeni bir lider doğarsa burada doğacak. Eğer liderin doğup doğmayacağına dair bir rüzgardan bahsediyorum ben. Hı. Çünkü bunun daha büyük bir parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına oturacak. Ondan sonra da AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle yarışabilecek pozisyon alması, bunlar sonradan konuşabileceğimiz şey. Şu anda bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına ne kadar oturacağını konuşacak durumda değiliz. Ama başlangıç olarak konuşuyoruz bütün bunların hepsini ve ben başlangıç olarak bu konuşmayı da yeterli bulmuyorum. Yani bir iki adım bir partiyi koyup tabelasını asacak, biz logosunu da tartışacağız. AK Parti'nin logosu değişti biliyorsunuz. İçinde bir tane işte tel vardı. Sonra o teli çıkardılar falan, biraz daha tasarımı düzeldi, ağırlaştı falan. Şimdi orada tasarıma da bakacağız ne kadar yetenekli yapılmış. Çünkü partiyi, markayı gösterecek bir şey. Doğru. Bu arada çok uzatmama adına kısa geçeyim ama şimdi bir siyasi markanın, bir liderin siyasi marka olması çok enteresan bir şeydir. Ben onunla da özdeşleştirilebilir aslında. Şeyden Erbakan markasının içinden Erdoğan, Abdullah Gül vesaire, bu markalar, bu alt markalar nasıl çıktı ve sonra Tayyip Erdoğan'da nasıl markalaştı diye. Ona da bakmak lazım. Bayrak açarak ayrılma ile tarif etmiyorum mesela o dönemi. Küçük bir parantez olsun. O aslında ya biz arkadaşlarla buluşacağız müsaadenizle falan deyip izin almadan işte ne bileyim mutfakta anneye söyleyip ya sen söylersin falan diye ayrılıp bir yeni oluşum başlatan gençlerdi onlar. Kısa sürede bayrağa bunlar dönüştü. Bunlar arka bahçeden, arka kapıdan kaçanlar mı? Ona kim için? Kim için dedin? Erbakan. Onun kastı başka. Benim hayır, kastım sen, o değil. Sen kimi söyledin şimdi? Ben işte yenilikçi Fazilet ekipten bahsediyorum. Geleneksel, tabii, gelenekçiler, yenilikçiler. Yenilikçi gençler olarak adlandırılmaları onların o bir araya gelişlerinden sonradır. Bayrak açmaları da daha sonradır. Şimdi tabii mesafe kısadır tabii ya. Bu böyle bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl sürmüş mesafeler değil. Öbür taraftan İsmet İnönü, Deniz Baykal, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Erdal İnönü, Deniz Baykal süreçlerine baktığımız zaman mesela İsmet İnönü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucularından biri ve markayı yanında taşıyor. Buna rağmen Ecevit hem markayla, düzeltiyorum, İnönü markasıyla mücadele etti ve CHP markasını aldı. Deniz Baykal o markayı onun elinden alamadı. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi kapatılınca kendi markasını oluşturdu Bülent Ecevit. Bu müthiş bir başarıdır. Bakın Karaoğlan'dan sonra seçim kazanamamıştır. Ama kendine bir marka yaratmıştır. Sayın İnce'de hangisine şimdi, yakın fakat, bir şans görüyorsun? Fakat Cumhuriyet Halk Partisi varken... Hı-hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok temsil eden bir marka varken Demokratik Sol Parti'nin şansı yoktu. Ben o şeyi göremedim. Şu an öyle gün, öyle bir şimdi, durum. Sonra kayboldu. Kayboldu, düştü. Yerine kim geldi? Cumhuriyet Halk Partisi geldi. Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'ni devraldıktan sonra markalaştı. Kendisini de markalaştırdı. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi olmadan bir o tabana dayalı bir yeni markanın çıkması çok güç. O yüzden bu hareketin önce bir liderinin etrafında markalaşıp markalaşmayacağını görmemiz lazım. İhtiyaçtan doğabilir mi? İşte orada biraz belki anketlerin üzerinde artık yavaş yavaş belki konuşmak lazım. Yani kararsızlar, yeni partiye ihtiyaç var diyenler şimdi kararsız, oy vermeyeceğim falan toplayınca %20'lere doğru yaklaşıyor. Kimi anketlere göre, kimilerine göre de 17 civarında. Yani aralarında çok fazla bir fark, ciddi bir oran. Üstüne bir parti kurulur yani. Burada bir karşılığı var mı? Burada bir boşluk var mı? İyi Parti sağda bir boşluk yarattı mı? Çünkü İyi Parti aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortasından gidenleri de alıyor. Muharrem İnce de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın solu dediğimiz yerin orta kısmına doğru daha yakın. Eğer orada bir kitle görüyorsa o kendi hareketine, rüzgarına ciddi bir katkı yapar.
Eğer ona hitap edebilirse. O zaman da nereden göreceğiz bunu? Parlamentoda Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar katılım olacak? İyi Parti'den katılım olacak mı, olmayacak mı? Yaklaşımlarına bakacağız. Göreceğiz. Bir şey şimdi var ben bir şey söyleyeceğim. Bence ekleyeceğim bir şey var. Mehmet Bekaroğlu bana mesaj attı. İlk bölümdeki üslubunu çok doğru bulmadım ama cevap hakkına saygı gereği şunu söylemiş. İslamcılık eleştirisinden başka bir şey yok o yazıda. 1993'te gençler için yazılmış bir İslamcılık eleştirisi. 28. O yazının amacı o değil gibi bir ifade söylüyor ama orada da bana saydırmış tabii. Süleyman Özüş'e de saydırmış ne hikmetse. Peki, ölsün kardeşlere. Cevap hakkını kullanmış olalım. Demin aslında şey biraz... O ifade beni ikna ediyor. Yani 93'te İslamcılık eleştirisi yapmışsa, o şekilde yola çıkmışsa ben abi. Bir de söz beyan esası dediğimizde tamam Mehmet Bey'e tamam, saygı senin için de konu kapandı artık. Ama işte girme dedik, giriyor işte. Girince de öyle tek zıp yiyorsun işte. Şimdi şu var. 17 milletvekili. Bugün Yeni Asır, bugün galiba değil mi? Yeni Asır'da... Vermediğim oydu işte, BBC Türkçe. İlla konuşturacaksın beni. Neyse. Bir isimleri bile var da vermiyorum. Peki, ama yalanlama geldi. Evet. 17 milletvekili bugün dediler ki bizim bu işle alakamız yok. Aynı isimler bugün açıklama yaptılar. İşte bu kim dedi o? Bütün dönemlerde oluyor böyle şeyler. Tabii. Şimdi dolayısıyla yani 17'den başka vardır bilemem. Ama neticede hedefte yani bu 17 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine katılabilir denilen o 17 milletvekili yalanladı olayı. Aha. Şimdi olay bambaşka bir... Ama aynı Sayın İnce diyor ki İyi Parti'den sonraki en güçlü grup bizim olacak. Şimdi ben onu bu da hani hesaplıyorum, bir iddia, hesaplıyorum, kitaplıyorum yani. Pek çıkmıyor yani o iş pek kolay iş değil. Belki onu kısa vadede diye söylemedi şey Muharrem İnce. Biraz orta ve uzun vadeyi kastetmiş olabilir. Olabilir. Çünkü yakın planda o bahsettiği 30 milletvekili yani 25-30. Şu anda 3 milletvekili var diye varsayacak olursak. Şimdi 30 milletvekili lazım veya 20-25 çünkü şeyden sonra İyi Parti'den sonraki en büyük grup olacağız diyor. Evet iddiası o. Deniz'e bir şey söyleyeyim. Şimdi HDP ile araya böyle keskin bir şey koymadı. Hatta biz öyle kapalı kapılar ardında kimle ne görüşülecekse çıkıp görüşeceğiz dedi. Herhalde HDP'yi kastetti. Böyle bir mesafe koyacağız mesajını almamakla beraber. Bir diyelim ki koydu. Yani işte diyoruz ya rüzgar, konjonktür, o zamanki süreç. Bu defa şimdi hep olasılıklar, seyli sağlı şeyler konuşuyoruz. Bu defa bu üçüncü ittifak meselesi ortaya çıkar mı? Sayın Akşener'le Sayın Akşener bir Muharrem İnce ya da bir Sayın Kılıçdaroğlu tercihinde kalır mı? Tabii önce Sayın İnce'nin şeylerinin oya tekabül edecek verisi de önemli olmakla beraber. Ne dersin? Yani netice itibariyle siyasette de eldeki bir kuş daldaki iki kuştan daha kıymetlidir. Yani Meral Akşener değerlendirmesini yaparken buna göre hareket edecektir. Yani bir taraftan Meral Akşener'e milletvekili verdin, İyi Parti'yi seçime soktun, kurtardın vesaire gibi eleştiriler yöneltilecek. Sağla yani hani sağcılarla ittifak yaparak partiyi sağa çektin gibi bir eleştiri yapılacak. Ondan sonra da gidip o aynı sağcılarla ittifak yapılmaya çalışılacak. Bu ne kadar tutarlı olur? Birincisi bu boyutu var. İkincisi de benim gördüğüm kadarıyla Millet İttifakı'nda zaten bir ciddi bir çalışma söz konusu. Yani o ittifak içinde dengeleri değiştirecek, ilişkileri bozacak ya da birleştirecek bir unsura dönüşür mü diye soruyorsan ben zor görüyorum. Hı hı. Yani şu ana kadar ortaya konulan mesajlara bakıldığında, yani biraz önce de ifade edildi, yani Libya, işte Mavi Vatan vesaire gibi böyle hani milli ve yerli yanı eksiktir CHP'nin. CHP milli ve yerli olmaktan uzaklaşmıştır. İşte sağa kaymıştır vesaire gibi eleştirileri yaptığın anda kendini tam karşısında konumlandırmış oluyorsun. Yani ben Mavi Vatan benim için oy referansı olacaksa AK Parti'ye oy veririm. Libya'ya asker göndermek benim için referans olacaksa
AK Parti'ye oy veririm. HDP karşıtlığı referans olacaksa ki Mehmet Ali Çelebi'nin açıklamasında o da çok net bir şekilde var. MHP'ye oy veririm. Yani bu şu ana kadar söylenenlerin hiçbiri iktidarın, Cumhur İttifakı'nın söylemediği şeyler değil. Ama zaten Deniz, hep ittifaklardan bahsediyoruz ya. Şimdi düne kadar konuşur muyduk Saadet Partisi ile bir şeyler olacağını? Hiç mi olmaz? Evet, sen stratejik hata diyorsun. Cumhur İttifakı ile kesinlikle kapıyı kapatıyor. Ben Millet İttifakı'nın içinde olacağım diyor. Burada varım diyor. Olabilemez mi? O yani? Zaman niye ayrıldın diye sorarlar. Ya o zaman şimdi Saadet Partisi'ni dayan. Ya şöyle böyle bir gerçekten diyorsun. Ben mesela benim zekam gerçekten yetmiyor. Yani CHP'yi Millet İttifakı'ndaki sağcılarla işbirliği yapmakla suçluyorlar. Şimdi kefere tartışmasının kaynağı nedir? Saadet Partisi kökenli ve Saadet Partisi için aday olmuş bir isim. Yani Saadet Partisi'nin içinde geçmişte Atatürk'e Atatürk demeyen insanlar yok muydu? Vardı. Şimdi Atatürk'le ilişkili eleştirilerin tamamı Saadet Partisi'ni de ilgilendirir. Yani Saadet Partisi ile işbirliğini de ilgilendirir. Şimdi bu eleştiriyi yapıp Saadet Partisi ile nasıl ittifak içinde yer alacaksınız? Babacan'la nasıl ittifak? Babacan da Davutoğlu da hepsi milli görüş geleneğinden geliyor. Yani şu gerçekten ben hep şuna yani AK Parti iktidarının bize bu ülkeye en büyük katkılarından biri Atatürk sevgisinin, gardırop Atatürkçülüğünü kastetmiyorum. Gerçek anlamda Atatürk sevgisinin ortaya çıkmasını sağladı. Peki. Deniz, bir araya eklem lazım. Yani bu minvalde bakarsak onlarla nasıl işbirliği yapacak, nasıl ittifak yapacak? O da doğru. Zor iş yani. Zor. Bir taraftan da şunu da eklemek lazım. Bunu her vesile hatırlıyoruz, aklımıza geliyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra İslamcı camiada da Dindar'da işte Atatürk'e Mustafa Kemal'e kadar getirip Atatürk'ü tanımlamayanların ya bu devlet önemli bir şeymiş, bir vatana sahip çıkmak önemli bir şeymişten sonra bu kitlede de bir Atatürk sevgisi, bir Atatürk sempatisinin de olduğunu bir tespit olarak koymak lazım. Yani orada ben çok büyük de bir geniş antipati olduğunu düşünmüyorum. Zaten hiç öyle gözlemlemedim. Doğru. Yani Mehmet Bekaroğlu'nun o dediği sabah namazlarının kitlesi, yani bir partinin içerisinde gençlik kollarının bir grubu falan olur en fazla. O kadar büyük bir kitleden bahsetmiyoruz. Peki, bir araya eklem lazım. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi, çok kısa. Tayyip Erdoğan'ı yıllarca Atatürk demiyor diye suçladılar. Değil mi? Sonra Atatürk deyince sen Kılıçdaroğlu dedi, sen o ağzını alma Atatürk. Ağzını alma dedi. Sen konuşma Atatürk deme dedi. Bu konuda Ömer Çelik çok hoşuma giden bir açıklaması vardı. Neredeydi o? Diyor ki yani bir parti içine sıkıştırmayalım artık, Atatürk'ü ortak değer olarak devam edelim. Peki biz reklamı yiyeceğiz, yemeyelim. Araya gidelim. Kısa bir reklam arası, sonra tekrar huzurlarımız olalım.